Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ma zale. Nakıs fiillerden bir tanesi de mazaledir. Mazale sürekli, devamlı anlamına geliyor. Buradaki ma nefi içindir. Bu zale de nefi içindir. E nefile nefi ile nefi yan yana geldiği zaman Olumluya dönüşüyor. Nefi artı nefi eşittir isbatın yani olumlu olmuş oluyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. Bak, nefi artı nefi eşittir isbat yani olumlu oluyor. Örneğin seni sevmiyor değilim. Seni sevmiyor değilim. Ne demek bak? Değilim olumsuz. Sevmiyor olumsuz. Seni sevmiyor değilim yani seni seviyorum anlamına geliyor. İşte olumsuz olumsuz bir arada bulunduğu zaman olumluya dönüşüyor. İşte seni sevmiyor değilim yani seni seviyorum anlamında. Burada da ma nefi içindir. Ma harfi nefidir. Zale de yani zail olduğu yok olduğu o da nefidir. İşte nefi ile nefi yani mi artık yani zail olmadığı yani devamlı sürekli anlamına geliyor. Bu bu zale yani nakıs fiilde olan bu zale yezalu olandır. Yani zale yezalu. A odur nakıs fiil olan. Mudarai yezalu gelen fiildir o e, nakıs fiil. Ha ha. Fakat o zale ki mudarai yezulu geliyor. Ya, zale yezulu. O feleyse bir nakısın. O nakıs fiil değildir yani ha. Evet. Önceki dersimize söylemiştik yani nakıs fiilleri üç kısımda ele alıyoruz. Yani terfaul isme ve tansibul haber amelini yapıyorlar. Fakat bu ameli yapmaları için bazıları vardı ki hiç şart şut yok diye bu ameli yapıyorlar. Bunlar kâne, sâre, esbâhâ, emsâ, edhâ, zâllâ, bâte, ondan sonra leyse. Bunlar da söylemiştik. Bir de ikinci kısım, ise bazıları da vardı ki terfa'ul isme ve sibul habere bu ameli yapmaları için başında nefi ve nehy olması gerekiyor. Mesela burada mazale, berihâ, fethiye, infekiye bunlar. Bak burada nefi gelmiş. May nefi bak buradaki ma nefi bu da may nefi bu da may nefi. May fekede bu da ma nefi içindir. Bak üçüncü kısım amel yapabilmesi için başında ma mazdariye zarfi olması gerekiyor. Dame. Dame diye bak ma mazdariye zarfı ma dame. Bunu önceki dersimizde beyan etmiştik zaten. İşte burada nefi nefi yan yana geldiği zaman olumlu olumlu manasını ifade ediyor. Yani sürekli devamlı anlamına geliyor. Nehumma zeydun kerimen. Zeyd sürekli cömerttir. Zeyd sürekli cömerttir ve de sürekli saygın biridir. İşte bak burada ma zale nefidir. Zale nakıstır. Zeydün onun ismidir. Kerimen ise onun haberdir. Bak ismini raf, haberini nasb yaptım. Manası nedir? Yani istemerratil kerametu o saygınlık e, devam ettiği Fihi yani zeyd. zeytteki o saygınlık devam etti. Cömertlik manasını yapabilirsin. Zeytteki o cömertlik devam etti min zamanin o zamandan beri hangi zaman o zaman ki kabile kabul etmiş huve yani o zeyt kabul etmiş, fihi o zaman içerisinde zeyt kabul etmiş el keramete o cömertliği, o saygınlık kabul etmiş, a o zeytin e, kabul ettiği e, e, saygınlık o zamandan beri kabul ettiği zamandan beri devam etmiş e, devam etmiş ile hazel hini şu ana kadar yani sürekli şu ana kadar devamlı hep cömerttir yani hep saygındır yani saygın biridir kendisine saygı duyulan biridir evet ve ma beriha ve ma ve bu her üçü bu mana mazale bu ma bu ma beriha bunlar müpteda Evet. Bu mübteda, abu bu mana -ma onların haberi. Ma beriha ma infeki ol atıtır, Ma infeki de atıtır. Bunlar bu mana -ma mazale. Bunlar mazale manasına geliyorlar. Ma yine nefidir. Beriha fil nakısır. Ma nefidir fethiye fil nakısır. Ma nefidir infeki fil nakısır. Hepsi de manası mazale. Yani hepsi de sürekli devamlı manasına geliyorlar. Ma beriha ma fethiye ma infeki. Bunlar da bi Bunlar mana -ma mazale. Buna da mazale manasındadır. Hangi yönden mazana manasındadır? Fi ifadeti zalikal istimrari. Bu devamlılığı ifade etme bakımından hani devamlılık var, o istimrar devamlılık var. Yani ay fi ifade sübuti haberi lil ismi. O haberin ismi için sabit oluşunu ifade etmede bunlar da o anlamda mazale gibidirler. örnek vermemiş ama metinde mesela avam kitabına örnek vermiştim. O yüzden burada keşke örnek olsaydı ne nah, ma bariha ma bariha kerimen. Onu sonra fet yazeydun kerimen, ma infek kerimen. Mana ise aynıdır. Ve ma dame. sıra geldi ma dame'ye. Ma dame biliyorsun fel o dame felin akıstır. Ma ise ma mazariyedir. Niye mazariye diyoruz? Çünkü o ma ma ba'dini yani bu dameyi mazlara dönüştürüyor. Mazlar teviline katıyor. O yüzden mayı mazlariyedir. Mevsuri harfidir. O bu ma aynı zamanda zarfiyedir. Niye zarfiyedir? Çünkü kendisi müddetin, yani vakit vakt ile tevil ediliyor. Yani vakitlendiriyor. Bu fiili vakitlendiriyor. O yüzden e, zarfiyedir. Bu madame yani bu, bu ma daha doğrusu li tevkiti vakitlendirmek içindir. Fiilin bir fiili vakitlendiriyor mesela örnek üzerinden konuşur isek şöyle diyeceğiz. İclis otur. Madame süresince Zeydün calisen. Zeyd oturduğu sürece sen de otur. Bak senin oturmanı bak senin oturmanı neyle vakitlendiriyor? Zeyd'in oturmasıyla vakitlendiriyor. Li tevkiti O fiil oturmaktır. Senin oturmandır. Bunu vakitlendiriyor. Sen ne kadar otur? bi muddeti şu muddet boyunca subuti haber ya haber bu calisendir bax madame Zeydun bu Zeyd damanın ismidir bu calisendə onun xəbəridir yani abu xəber subutu xəberi ha kha damanın damanın xəberi sabit olduğu sürece ne için sabittir? Li ismiha oha dame. Damenin ismi için. Yani bu haber bu isim için. Yani bu oturmak bu zeyd için sabit olduğu sürece sen de otur. Bak ne yaptı? Senin oturmanı vakitlendirdi. Hangi vakitle? Bu damenin haberi ismi için devam ettiği sürece. Yani sübutu olduğu sürece, sabit olduğu sürece. Yani zeyd oturduğu sürece sen de otur. Bak vakitlendirdi yani ha. Ya. Şimdi burada iclis de okuyabilirsin. Eclisi de okuyabilirsin. İclis okusan fiil emirdir. Yani ente yani sen otur. Zeyd oturduğu sürece sen de otur. Eclisi de okuyabilirsin. Fiil müdara nefsi mütkelim e, vahdehu. Nefsi mütkelim vahdehu. Mütkelim vahdehu olur. Eclisi yani ben. Ben otururum. E, bak Zeyd oturduğu sürece ben otururum yani. İşte bak burada e, bu sefer mütekellim vahdehu olur. İki şekilde de okuyabilirsin. Her ikisi de oluyor yani. Her ikisi de caizdir. Her ikisi de ihtimaldir. Evet. Bu iclis fiildir. Faali entedir. O ma, may mazdariyedir ve zarfiyedir. Mef'ulü fihidir bu iclis için. Ondan sonra dame fiildir. fenakastır. Fi nakıstır. Zeyd'in onun ismidir. Calisen de onun haberidir bu dame zeyd, dame mazar tevnen bu bu ma müddet için mudafu ilehidir. Mazar tevne şöyle katıyoruz. İclis müddete devami haberi isme idaf ediyoruz. Cülusi Zeydin devami Cülusi Zeydin Zeydin oturması devam ettiği müddetçe sen de otur. Terkibini yapıyor. Diyor bu madame bu madame Ma ismihi ve haberi ismi zeyttir. Haber de calisendir. İsim ve haberiyle beraber fi tevilil mazdari mazdar tevil nedir? Aslında ma dame değil. Bu dame. Bu dame ma ismi ve haberi. Keşke öyle Bu dame ma ismi ve haberi. Dame ismi ve haberi ver. Fi tevilil mazdari mazdar teviline giriyor. Onların mazdar teviline kadar da bu madır yani ya. Fihi Hatun diyoruz yani ya. Bu madame demiş ya. Burada diyoruz ki fi hi musa mahatun. Burada musamaha var yani göz yumuş. Halbuki dame ma ismi ve haberi fi mazari. Mazlar tevilindedir. Mansubul mahalli mahallen mansubtur. Bu dame e, e, şeydir. E, bu madame bu mad bu sebep masu, mahalle mansub olan bu madır. O ma mahalle Bi nehu zarfun li iclis. İclis için zarftır. Çünkü kendisi geçiyor. Mansub mahalle yani bu ma. Bu ma mahalle mansubtur. İclis için fihi oluyor. Zarf oluyor yani mefulu fihi oluyor. Çünkü müddet diye tevil ediyoruz. Evet şimdi bu iclis mi okuyacağız? Eclisi okuyacağız? İkisi de caizdir. Ondan bahsediyor. Diyor ki ve caze caizdir. En yekune olsun. Olması caizdir bi kesril hemzeti. Abu iclis hemzenin kesesi var. Yani iclis böyle olması caizdir. O zaman mana mana şöyle oluyor. İclis yani sen otur müddeten müddetince devamı cülüsü Zeydin. Zeydin oturuşu devam ettiği sürece sen de otur. Mana böyle olur. Ve ve caiz ki en yekune olsun mudari'an mudara مدارع olsun yani eclisi olsun o lil mutekellim -mü vahdehu yani mevdu alil mutekellim -mü vahdehu nefsi mutekellim -mü vahdehu için olsun yani eclisu olsun bi fethil hemzeti hemzen fethasıyla eclisu bu şekilde olması da caizdir o zaman mana oluyor Ve mana eclisu ana yani ben oturuyorum müddete süresince devam etti devam devam ettiği, cülüs zeydin zeydin oturuşu devam ettiği sürece ben de otururum mana bu şekilde olmuş oluyor yani ya Evet. Nakıs fiillerden bir tanesi de leysedir. Bu leyse line fil hali. Yani dey, hal zamanın ismidir. O şimdiki zamanın kendisini nefretmiyor. Yani fil hadesil vaki fil hali. Yani ha. Evet. Line fil hali yani line hadesil hali. Yani ha. Line hadesil hali. O zamanı halde gerçekleşen o hadesi nefretmiyor yani ha. ''Eylid delaleti delalet ediyor. Ala intifai. Mesela öne bak. Leyse zeydun kaymen. Örnek üzerinden konuşursak. Leyse zeydun kaymen. Bu leyse ne yapıyor? O halde oluşan bu hadesi, bu kıyamlığı nefidiyor. Yani zeyd kain değildir. Zeyd'den bu kıyamlık vasfının nef etti, ortadan kaldırdı. ''Eylid delaleti delalet ediyor bu leyse. Ala intifai olmadığına. Madmunil cümleti, cümlenin manasını, manel cümleti, cümlenin manasında yoktur, bu zeydukan yoktur. Fi zaman hadi. Şimdiki halde bunun manasını nef ediyor. Zeydun kaymındır normalde, zeyd ayaktadır. Ama şimdi le zeydun kaymen, şimdi ayakta değildir. Bak o cümlenin manasını ne yaptı, nef etti. Ey sıfatul kıyami, bu kaymlik sıfatı müntefiyetün yani nef edilmiştir, kaldırılmıştır an zeydin Zeyten kıyamlık vasfı kaldırılmış fil hali, yani fi zamanil hali şimdiki zamanda zeytten bu kıyamlık vasfı kaldırılmıştır. Böylelikle 11. nevimizi de bitirmiş olduk. Pardon 10. nevimizi bitirmiş olduk. Efalin akseleri 11. nev bir dahaki dersimizde inşallah 11. nev'i okuyacağız. Efalin mukarabeler konusu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.